أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Ya Rabbi başladığımız bu hayırlı yolculuğu bize kolaylaştır, zorlaştırma Ya Rabbi. Hayırlı bir şekilde tamamlamayı bize cümlemize nasip eyle. Amin diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün önemli, güzel bir konuyla birlikteyiz. Bakın bu gördüğünüz dersin adı MED arkadaşlar. Bu MED dersinde arkadaşlar bizi karşılayan bir tane kırmızı uzun çizgi var arkadaşlar. Bu kırmızı uzun çizgi üzerinde bulunan harfi 4 elif miktarı uzatıyor arkadaşlar. Normal bilgisayar hatla yazılmış ve buna benzer birçok Kur'an-ı Kerim'de bu kırmızı gördüğünüz işaretler yine kırmızı olarak geliyor arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu uzatma işaretlerini şu gördüğünüz uzun çizgi arkadaşlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yine kırmızı şeklinde geliyor. Dolayısıyla bunu ayırt etme konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman bunları kaç elif miktarı uzatacaksınız arkadaşlar? 4 elif miktarı. Şimdi bunu nerede görürseniz görün arkadaşlar, hangi harfin üstünde görürseniz görün arkadaşlar, o harfi 4 elif miktarı uzatacaksınız. Birinci bilmemiz gereken budur arkadaşlar, tamam mı? İkincisi, şimdi ileride biz tecvid kurallarını gördüğümüz zaman aslında bu kırmızı işaretlerinin altındaki tecvid kurallarının hepsinin aynı olmadığını göreceğiz. Şu an bilmeniz gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar, acele etmeyin. Ben sadece kulak aşinalığı olsun diye bahsediyorum. Lütfen kimse kalkıp da bunları ezberlemeye çalışmasın. Hemen akılda tutmaya çalışmasın. Efendime söyleyeyim, bunlar ne karmaşık şeylermiş. Bu isimleri nasıl aklımda tutacağım diye uğraşmayın arkadaşlar. Bakın tecvid kurallarını öğrenmeyin. Şöyle güzel bir yanı var. Zamanla oluyor. Bir de unutmuyorsunuz. Mesela Kur'an-ı Kerim'e geçtiğiniz zaman ya ben şurada şu tecvidi uygulayayım diye demiyorsunuz. O artık beyin ona alıştığı için, dil ona alıştığı için otomatik yapıyor arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden lütfen acele etmeyin. Daha erken, çok basit olduğunu göreceksiniz. Başlayalım. Örneklerden daha iyi anlaşılacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burada elif gelmiş cim harfini uzatmak için, değil mi? 4 elif miktarı uzatıyorum. Yani 4 elif miktarı dediğim, yani içinizden 4'e kadar sayın. 1, 2, 3, 4 şeklinde. O zaman 4 elif miktarı uzatmış olursunuz arkadaşlar. Bakın cimden sonra elif gelmiş, eliften sonra hemze gelmiş arkadaşlar. Biz buna ne dedim, ben demin ara ara değineceğim isimlerine, buna meddi muttasıl diyoruz arkadaşlar. Eğer uzatma eliften sonra hemze gelmişse basın arkadaşlar, deyin ki bu meddi muttasıldır. Ya %98 diyelim ihtimal tutar arkadaşlar. %98, çünkü bazı önemli istisnalar var, o ayrı mesele. Eliften sonra hemze gelirse meddi muttasıl. Hemze gelirse meddi muttasıl. Muttasıl, tamam mı? Şeklinde 4 elif miktarı uzatılarak okunacak. Gördüğünüz gibi burada da eliften sonra hemze gelmiş. Meddi muttasıl. Eliften sonra hemze gelmiş. Meddi muttasıl. Uzatan eliften sonra. Peki hocam, vav'dan sonra, uzatan vav'dan sonra, uzatan y'den sonra yine hemze gelirse aynı şey mi? Evet arkadaşlar. Elif, vav, y'den sonra hemze gelirse arkadaşlar meddi muttasıl diyeceğiz, tamam mı? 4 elif uzatıyoruz. Evet, isimlerini söylüyorum arkadaşlar. Aklınıza tutmanıza gerek yok. Kulak aşinalığı olsun. Emin olun işinize yarayacaktır. İzâ câ'e. İzâ câ'e. Burada da elif, vav veya y'den sonra hemze gelmiş. Dolayısıyla 4 elif miktarı uzatıyoruz. Dolayısıyla meddi muttasıldır arkadaşlar. Câ'et. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da elif, vav ve y'den sonra arkadaşlar hemze gelmiş. Dolayısıyla meddi muttasıldır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ulaike.
Ülaike. Diyeceksiniz ki hocam, burada Elif'in önünde vav var. Neden bunu u diye uzatmadınız? Arkadaşlar, burada yazmamış. Keşke yazsaydı. Bunun altında Kur'an-ı Kerim'de kasır diye bir yazı yazar. Kaf, sad ve ra'dan meydana gelen 3 harflik bir kelime. Kasır yazar. Tam bu Elif'in altında. O şu demek oluyor arkadaşlar. U diye uzatmayacaksın bir elif miktarı. U diyeceksin. U yok. Üle ama lamı uzatacaksın. O ayrı. Ule ike. Burada da meddi muttasıl meydana gelmiş arkadaşlar. Meddi muttasılda bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Tek kelime bakın. Ule ike. Ceet. İze bu ayrı çünkü kural burada meydana geliyor. Ce değil mi? Şe ce bunlar tek kelimede meydana gelmiş meddi muttasıllardır. Dolayısıyla hemzeyi unutmuyoruz. Hemzeyi gördük mü meddi muttasılı basacağız ismini. Muttasıl. Yeşe-ı. Buradaki aklınıza kaldı değil mi arkadaşlar? Ulaike kelimesini unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle ilk elif uzatılmıyor. U demiyorsunuz. U diyorsunuz. Ule vav olmasına rağmen bu istisnai bir durumdur arkadaşlar. Kelimenin yapısından kaynaklanan bir şey. Yeşe-ı. Limen yeşe-ı. Dört elif miktarı uzatıyoruz. Eliften sonra hemze gelmiş. Meddi muttasıl oluyor. Limen dediğim nun cezimden sonra arkadaşlar. Ye, mim, nun, vav harfi geldiğinde idghamı evet meal gunne değil mi? Gunne geniz, geniz. Genizle birlikte harfi birbirine katmak anlamına geliyor. İdgam kuralı var. Harfi birbirine katmak demek idgam. Limeyye. Y'nin üstüne şedde koydum. Limeyye. Nun nereye gitti? Genze gitti. Böyle boşlukta kayboldu. Limeyye. Tamam mı? Limeyyeşe-ı. Limeyyeşe-ı. Tamam mı? Bunu geçtik arkadaşlar. Ebe-ıkım. Arkadaşlar bu hemze, şurada gördüğünüz minicik hemze, bazen Y harfinin üstünde, bazen de burada görüldüğü gibi vav'un üstünde gelir arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar, bu hemze böyle şekle veya harfe binmeyi seviyor arkadaşlar. Birçok kelimede böyle görürsünüz. Bu ikinci kelimede de yine vav'a binmiş arkadaşlar. Yani bu hemze vav'un üstünde olması demek ı şeklinde uzatılacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Tamam mı? O vav harfine binmiş. Bazen de y harfine biniyor arkadaşlar. O şekilde geliyor. Ebe-ıkım. Bazı arkadaşlar ebe diyorlar. Yani şu elifi uzatmayı unutuyorlar. Halbuki bu çekerden anlıyoruz ki elifi yine uzatan gizli bir elif var. E şeklinde üstününü uzatıyor. Ebe-ıkım, ebne-ıkım, ebne-ıkım. Burada da meddi muttasıl var. Burada da meddi muttasıl var. Çünkü hemze gelmiş arkadaşlar. Ebe dediğim kalkalı harflerinden B harfi gelmiş. Kaf, ta, be, cim ve del harfinden B harfi cezimli gelmiş. Dolayısıyla sarsıtarak okuyorum. Ebe ne ıkım diyoruz arkadaşlar. Bunu 4 elif miktarda uzatmayı unutmuyoruz. Min de betin. Arkadaşlar burada diyeceksiniz ki tamam kırmızı işareti del harfine gelmiş ama elif tamam onu del zaten gelmiş ama o eliften sonra şedde var. Yani burada şedde var. Hemze yok. Elif yok arkadaşlar. Bu ne oluyor o zaman?
Arkadaşlar buna da biz meddi lazım diyoruz. Kodlayalım aklımızda. Meddi lazım şeddedir. Meddi lazım şeddedir. Şedde meddi lazımdır. Tamam mı? Şeddenin içinde cezim vardır. Asıl meddi lazımı yapan cezimdir arkadaşlar. Biz ne demiştik B harfi şeddeli harflere? Orada iki tane harf var. Değil mi? Daha önce hatırlayın şedde dersimizden. İki tane harf olduğunu söylemiştik. Bu harflerden birincisi cezimli, ikincisi harekeli oluyor. Onları birleştiriyoruz, üstüne şedde koyuyoruz. Dolayısıyla burada gizli bir cezim olduğunu biliyoruz. Daha önceki derslerde görmüştük arkadaşlar. Dolayısıyla burada cezim geldiği için eliften sonra elif vav ye'den sonra cezim geldiği için meddi lazım oluyor, değil mi? Bunları anlatıyorum arkadaşlar. Böyle aklımızın bir ucunda dursun arkadaşlar, tamam mı? Yoksa üstünde çok durmayın. Biz şu an okuma üstünde duruyoruz, tamam mı? Min dâbetin Evet arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam edelim. La a'budu ma ta'buduna. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi uzatma var arkadaşlar, değil mi? Lam elifi biliyoruz. Lam ve eliften meydana gelir. Önce lam gelir sonra elif gelir. Buradaki elif de lamı uzatmak için gelmiştir. Dolayısıyla bir elif var. Ve eliften sonra elif gelmiş. Fakat bu elif uzun eliftir. Buradaki elif hemze dediğimiz eliftir. Bakın bu uzun, bu hemze olan kısa dediğimiz. Bakın şuradaki gibi. De, o zaman bu meddi muttasıl değildir arkadaşlar. Nedir bu? Meddi munfasıldır arkadaşlar. Tamam. Muttasıl ayrı T. İki tane T varsa hemzedir. Muttasıl hemze. Munfasıl ise ayrı olduğu için. Şimdi L ayrı bir kelimedir. E'budu ayrı bir kelimedir. İki ayrı kelimede meydana gelen tecvid kuralı olarak da biliyoruz. Ama siz şunu bilin. Şu kırmızı işareti gördünüz mü şimdilik? Ha, ondan hemen sonra elif gelmişse uzun elif meddi munfasıl. Bu böyle aklınızda kalsın da biz okuyuşumuza odaklanalım arkadaşlar. La e'budu ma te'budune. La a'budu ma ta'buduna ve la entum abiduna ma a'bud. Parça parça yapalım daha iyi olur. Ve la entum. Çünkü bu Kafirun suresinin bir ayeti arkadaşlar. Ve la entum. Burada kırmızı işaretten sonra yine elif gelmiş. Dolayısıyla buradaki mantıkla aynı. Yani meddi munfasıl oluyor arkadaşlar. Hemze gelmemiş arkadaşlar. Elif gelmiş. Meddi munfasıl olmuş. Evet şedde gelmemiş. Elif gelmiş. Meddi munfasıl olmuş. Ve la entum. Ve la entum şeklinde okuyoruz. Buradaki nun harfini de arkadaşlar ihfa olarak okuyoruz. Entum şeklinde. Abidune. 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 Ma e'budu. Ma e'budu. Elif ve ayni birbirinden ayırın. A'budu değil. E'budu. E'budu değil. Aynı belirtelim. Burada da meddi munfasıl var arkadaşlar. Şedde gelmediği için elif gelmiş. Hemze gelmediği için elif gelmiş. Meddi munfasıl olmuş. Şedde yani cezim gelirse meddi lazım. Hemze gelirse meddi muttasıl oluyordu. Yani böyle aklımızın ucunda dursun da çok üstünde durmayalım arkadaşlar yine. Siz öyle durmayın. Ben durabilirim arkadaşlar. Ve la entum abidune ma a'bud. Lütfen videoların uzunluğunu şikayet etmeyin arkadaşlar.
Eğer yani anlamadan geçersem isterse 5 dakikalık, 1 dakikalık olsun arkadaşlar. Önemli olan benim anlamamdır. Anlamadıktan sonra isterse 5 saniyelik olsun arkadaşlar video. Hiçbir işe yaramaz. Önemli olan konuyu anlamamız. Bu 1 saatte sürse, 5 dakikada sürse bizim bu konuyu anlamamız gerekiyor. Ve la ene abidun ma abettum. Ve la ene. Burada gördüğünüz gibi yine meddi munfasıl gelmiş. Abidun ma. Dedik ya nun cezim ve tenvinden sonra ye, mim, nun, vav gelirse idgam me'aluhun ne oluyordu? Burada da onu gösteriyor bize. Tenvin gelmiş, mim gelmiş. Burada tenvin iki ötre. Abidun me. Mimin üstüne bir şedde koyun. Alın bitti. Abidun me abettum. Hocam hani del harfi? Arkadaşlar göreceğiz inşallah ileride. Bu del harfi T harfine uğruyor. Yani onunla bir oluyor. Abettum oluyor. T harfinin üstüne şedde koyuyorsunuz. Abettum oluyor. Tamam. Siz şimdi abettum şeklinde okuyabilirsiniz ama onun aslı abettumdur. Tamam mı? Ve la entum. Burada yine ihfa yapıyorum. Elif geldiği için meddi munfasıl yapıyorum bu uzatmayı. Ve la entum abidune ma a'budu. Burada da meddi munfasıl var arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bakın ve bunu bu gördükleriniz arkadaşlar Kafirun suresinin parçaları, tamam mı? Gerçekten de Kafirun suresinde şundan iki tane aynı ayet var. Bakın burada aynı vermiş bize, burada da aynı vermiş bize. Kafirun suresinde her iki ayette iki defa geçiyor arkadaşlar, tamam mı? Ve la ene abidun ma abettum ve la entum abiduna ma a'budu şeklinde. Kul ya eyyuha. Evet burada da arkadaşlar eliften sonra uzun elif gelmiş, munfasıl olmuş. Uzatmadan anlıyoruz arkadaşlar. Kul ya eyyuha. Kul ya eyyuha. İnna a'taynake. Ta harfinin kalınlığına dikkat ediyoruz. A diyoruz arkadaşlar. İnna 4 elif miktarı uzatıyoruz. Nun harfi şeddeli olduğu için nun ve mimi tutuyoruz şeddeli olduğumuz zaman. İnna a'taynake. Tebbet yeda ebi lehebin. Tebbet yeda ebi lehebin. Burada da arkadaşlar eliften sonra yine elif gelmiş. Meddi munfasıl olmuş. Munfasıl. Eliften sonra elif, munfasıl. Eliften sonra hemze, muttasıl. Eliften sonra şedde yani cezim, o zaman meddi lazım. Şedde cezim, meddi lazım. Değil mi? Oldu yani, uydu. Rabbena amennâ. Burada da arkadaşlar eliften sonra elif gelmiş. O zaman meddi munfasıl. Rabbena amennâ. Bakın nun harfini biraz tutuyorum değil mi? Genize atıyorum. Nunun ve mimin geniz durumu var arkadaşlar, tamam. Evet. Niye uzatıyorum ki? Aklım şeye gitti. Evet, hayır ben bilerek ben bunun şeyi uzattım. Bakın ben burada bir şeye değineceğim arkadaşlar. Bakın.
Üstünde kırmızı işareti olmamasına rağmen ağzım direkt uzattı onu. Çünkü tecvid, gözüm tecvid kurallarına alışmış, ağzım tecvid kurallarına alışmış. Burada kırmızı işareti olmamasına rağmen, koymamış olmalarına rağmen bir eksiklik arkadaşlar. Biz koyalım buraya. Ama bu uzatılıyor. Bime enzelte. Tamam mı? Çünkü eliften sonra elif gelmiş arkadaşlar. İşte tecvid kuralı böyle arkadaşlar. Yani siz onu öğrendiğiniz zaman iyice o kendiliğinden ağzınızdan çıkıyor. Ben burayı niçin uzattım diyecektim az kalsın kendi kendime. Sonra bir baktım ki eliften sonra elif gelmiş arkadaşlar. Bime enzelte. Bime enzelte. Yani burada uzatma işareti görmesek de burada uzatma olduğunu biliyoruz. Ya arzu. Burada münfasıl var, tamam mı? Ya arzu. Burada da meddi münfasıl var. Ya arzu. Ya arzu. La uqsimu. Bak kaf harfinin kalkalesi var. Evet, uzatmadan sonra elif gelmiş. Meddi münfasıl olmuş. Onu biliyoruz artık. Kaf harfinin kalkale harflerinden kaf, ta, be, cim ve del harfleri kalkale harfi olduğu şeddeli, ne şeddesi, cezimli geldiği zaman sarsıtmamız gerektiğini biliyoruz artık arkadaşlar. La uqsimu. La uqsimu, değil mi? La uqsimu. Uqsimu. Bunu da uzatıyoruz. Bi hazel beledi. Bi hazel beledi. Bu ile bu aynıdır. Beled suresinin ayetidir arkadaşlar. La uqsimu bi hazel beled. Tamam mı? Ya bani Adem. Burada da arkadaşlar Y gelmiş. Elif, Vav, Y fark etmiyor arkadaşlar. Uzatma harflerinden biri gelmiş. Ondan sonra uzun elif gelmiş. Meddi munfasıl olmuş. Ya bani Adem'e. Ya bani Adem'e. Tamam mı? İnnun harfinin şeddeli halini tutuyorum. İnni a'lemul gaybe. İnni a'lemul gaybe. Burada meddi munfasıl var çünkü elif, vav, ye uzatmalarından sonra elif gelmiş. Yani şu kırmızı işaretten sonra elif gelmiş. Elif ile ayinin okuyuşuna dikkat edelim yan yana geldikleri zaman. Hani e'uzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz ya, e'uzu besmelenin başındaki elif ayin, burada da dikkat edelim. Gayn harfinin kalın olduğunu, y harfinin lin harfi olduğunu, dolayısıyla bir cezimli geldiği zaman çekildiğini biraz unutmayalım. İnni a'lemul gaybe. Rabbena inneke entel vehhab. Rabbena derken burada meddi munfasıl var çünkü uzatmadan sonra uzun elif gelmiş. Sonra nun harfinin arkadaşlar şeyine dikkat ediyoruz, tutumuna. İnneke Rabbena inneke entel diyoruz. Entel direkt lam cezime bağırıyoruz, bağlıyoruz. Buradaki nun cezimde de ihfa yapıyoruz. Ente, ente, tamam mı? Sesi genze veriyoruz. Entel vehhab. Entel vehhab. Tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat ediyoruz. Rabbena inneke entel vehhab. Başka bir örneğe geçelim. Saffun. Burada da arkadaşlar uzatma meddinden sonra hem şu işaretten sonra hem de eliften sonra şedde geldiği için biz burada da söylediğimiz gibi arkadaşlar meddi lazım diyeceğiz, tamam mı? Evet, eliften sonra şedde gelirse meddi lazım. Eliften sonra, elif, vav, ye'den sonra, öyle diyeyim daha düzgün olsun. Elif, vav, ye'den sonra şedde gelirse meddi lazım. Ama bu böyle aklımızda kalsın arkadaşlar. Yoksa biz şimdi okumamıza odaklanalım.
Saffın. Niye sad kalın değil mi? Sad kalın uzatırken a diye uzatıyorum. Saffın. Ve saffati saffen. Burada da vav harfini uzatmadan ve demeden direkt sat harfine bağlıyoruz. Çünkü burada şemsi harflerden sat harfi gelmiş. Direkt sata bağlıyoruz. Vassa ve saffati şeklinde arkadaşlar okuyoruz. Saffa ve saffati saffa. Burada bu da nedir arkadaşlar? Meddi lazım arkadaşlar. Geldik Fatiha suresinin son kelimesine arkadaşlar. Vela dallina. Burada meddi lazım var. Burada da meddi lazım var. Demek ki o uzattığımız neydi Fatiha'nın sonunda? O meddi lazım kuralıymış. O kadar imam okurken uzatıyor. Bazı hocalar okurken uzatıyorlar. Orada demek ki meddi lazım varmış. Onu öğrendik. Bot harfinin kalınlığına dikkat edelim. Evet arkadaşlar birazcık dersimiz uzadı ama emin olun bu konu pratiklerle bu şekilde daha iyi anlaşılacaktır. Değindiğimiz kaideleri aklımızda tutmaya çalışalım. Ama sizin ilk etapta yapmanız gereken şey arkadaşlar okumaya odaklanmak, tamam mı? Şu tecvid kuralı böyleydi, şu şöyleydi, böyle. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Bunları siz şu an öğrenin diye söylemiyorum. Kulak aşinalı olsun. O şöyle bilinçaltınıza bir yerleşsin o isimler, o kaideler, tamam mı? Yoksa unutun gitsin şimdi. Şimdi sadece okumaya odaklanın. Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim gönlünüze göre versin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın arkadaşlar.